10 diyelim. Evet. İlk sorumuz geliyor. Hangi ünlü besteci sağır olmasıyla tanınır? A. Johann Sebastian Bach. B. Ludwig van Beethoven. C. Frederic Chopin. D. Wolfgang Amadeus Mozart. 10 saniyeniz başladı. Sorular da çok kolaymış. Bu bir. Şey sorabilir miyim? Tabii ki. Hareketli mi atlıyorlar orada? Yok. Onu bence şeylerde yapabiliriz ama. Hiç fena fikir değil. Süre bitti. Süreniz bitti. Kalemler bırakıldı. Tutun siz kartlarınızı. Siz de koç, sevgili koç. Sana güveniyorum bu konuda. O tarafta gözün olsun. Cevaplar değiştirilmesin lütfen. Bakıyor. Cantu. Bakabilir. İki de. Onlar bak arkadaşlar. Cevaplarımızı verdik artık. Cantu. Doğru cevap. Yapmazlar. Bak diye. Geçiyorum Efe. Doğru cevap. Doğru cevap net bir şekilde Amadeus Mozart. Sana da bir ses alabilir miyiz? Böyle bir şey miyim? Mezatla geçiyorum Yunus Günç'e. Değiştireni bakın, yayın var arkadaşlar. Chat linç eder. Değiştirmek yok. Beethoven. Sevgili Yunus Günç'e'yi ve sevgili Işık Günç'e'yi, çünkü siz bir takımsınız ya, alalım sizi şu tarafa doğru ufakta. Hadi hanım, zaten sizi aldığınız için bu turu onlara vermiş olduk. Ben bir dakika bir ilk parçanı soracağım. Sen al, bir dakika durun. Atlamak diye bir şey yok. Sen istersen terliklerini çıkar bence. Bir dakika cevaplarına bakalım. Bir saniye bakacağız cevaplara zaten. Siz bir yerinizde durur musunuz? Niye gaza geldiniz atlamak için? Arkadaşlar sakin olun. Sakin olun. Açılın. Orada durun. Şimdi cevaplarınızı gösterin. Heyecanla bellerine vuramıyorum. Çoktan seçmeli dediğimiz şeyde şık yazıyoruz. Yok, B doğru cevap. B. B. Aybike. Aybike. Tutuşa bak. Gösterelim. Çok güzel. O zaman buyurun. Biriniz Aybike'yi, biriniz Yasin'i. Ben nasıl olacak? Nasıl? Elinde bandaj var. Tam elini böyle tut. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Işık o hanım. Aynen. Yok Işık o hanım. Siz onu alın. Elin kolundan tutun. Evet. Şuradan merdivenlere eşlik edin. Kendisini havuza indirin. Yunus Bey siz de. Keyifli yanımda oluyor ya. Çok bir şey yapmaya gerek yok. Yer çekimi. Sıraya gel falan mı? Telefonun falan yok değil mi? Telefon. Ay cebim yok. Gireyim mi? Birinci yarışmacımız ıslanıyor. Devam, devam. Kolun girmesin, gerisi girsin. Miss, lütfen devam. Miss House of Gamers. Üçüncüsü. Bence kendi tutabilir misin? Devam. Devam. Böyle bir şey yapacağız. Dışarı çok. Bravo. Sevgili koçum, siz de bana puanlama konusunda yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki de. Düne göre soğuk ya. Geçmiş olsun. Koçum. Nasıl yapıyoruz puanlamayı? Puanlamayı diyorlar chatten de. Yanlış bilenleri teker teker yazalım. Bir isimlerimizi yazalım. Aynen. Hazırsak. Ben kendi lakaplarını yazayım mı? Tamam mı? Sen isimleri yazarsan. Evet, artık bence vedalaşın. Bilmiyorum, tekmeyle tamam. Tokatla nasıl seviyorsanız şimdi, artık. Bak, güzel senimiz var. 6 aydır üzerinde çalıştığımız bir olay çünkü bu. Avukat çekecek. O zaman niye pilavcı? Etka yazsana. Herkesin şeyin adını yazın. Pilavcı yazıyor. Maşallah yazsın. Tamamsınız lütfen. Çok teşekkürler sayın Jiri. Pilav satan kimse. Cığ yapım eki. Umarım keyif almışsınızdır bu telif. Sen vaftiz yaptın ilk defa sanırım hayatında şu anda. Buyurun Yunus Bey. İyiydi. Güzel hareket. İyi çalışmışsınız. İkisi mi bilemedi sadece? Efendim? Aynen. Ama yani şey diyeceğim, Efe ile Cantu'yu kim atıyor? Buraya dönmeyelim. Çünkü o zaman heyecanı kaçıyor. O insanlar bir anda cevaplarını açıp hangisinin doğru olduğunu bilmek bence daha keyifli. Hiç kimi de çevirsinler hemen. Kimin olduğuna bakalım, arkasına gidelim, koyalım tepiyi. Hepsi dizilsin şöyle ya, sırayla abi. Aynen. Kişi gitsin baksın mesela. O da olabilir. Baksın hangisi yanlışsa. Ben yine de tamam, ben size dönmeden önce aranızdan ama bir cevap size bir sorarım onlarınkini görmeden. 6-7. Ben onlar bence duyunca bak, onlar kimin ya bildiğini biliyor ya. Ha şeyleri gidiyor diyor. Sizi yazmaz öyle duruyorlar ya. Tamam. Ya şey olsun, onlar tutsun, aradan geçip ıp falan efekti falan verirsin. Olabilir. Okey, onu okeyseniz ben onu okeyim, o da hoşuma gitti. Tamamdır.
Bunlar yapılabilir. Şimdi o zaman şeyi yazalım. Şimdi kimler? Yasin ne şeye? Aybike'ye. Her düşene bir tık atıyorum bir yanlışa. Aynen. Yani Yasin 1. Aybike 1. Aybik 1. Devam ediyoruz. İkinci sorumuza geçiyorum. Geldi ıp ıplarımız. Aynen bak oradan kim yanlışsa koy tepeyi. Silelim arkadaşlar cevapları. Bir şey rica edeceğim sizden. Ben cevapları anons ederken şıkla beraber anons ediyorum. Şıkı yazarsanız bence daha kolay olur. Büyük yazın ama. Büyük yazın ki görebilirim. Evet. Bir de böyle yarım yazmayın. Hani AC'ye dönmesin evet. Böyle çevirerek falan öyle şeyler olmaz. Tabletimizin bir tarafı beyaz. Oraya yazarsanız beyaz olan kısma. Silemezsiniz. Hazırsanız ikinci sorumu soruyorum. Parayı hangi medeniyet bulmuştur? A. Asurlular. B. Sümerler. C. Lidyalılar. D. Urartular. Bunu bilmeyen var ya. Dur, 10 saniyemiz var. Tutuyor musunuz hocam süreyi? Evet, evet. Berkcan yanlış olanı koy. 10 saniye sayıyorum yani. Çok kolay tutmaya. Ben sayamıyorum. 5 parmak ya ona kadar sayamıyorum. Bitti bu arada. O zaman hazırsanız hep beraber bir göreyim evet, cevapları. Tamam, bu kolay soruydu çünkü. C, o ne? Daha küçük yazabilirsinizler. Ben de bu arada hani astayım atla şey. Valla bravo. Bir alkış alayım abi çaylakla. Lütfen. Bence ufaktan kendine. Herkes doğru. Okey bunlar daha kolay sorular arkadaşlar. Hazır olun daha zorları geliyor çünkü. Biraz daha kolay var. Bir araya bir tane zor atmasak mı? Atalım ya bir tane. Atma be. Atacağım mı? Yok ya tamam devam edelim. Isınma turları olsun. Geliyor yeni sorunuz. Temizlediniz mi bordlarınızı? Kaç soru var Zeynep Hanım? 20. Oo maşallah. Üçüncü soru. Kastamonu ilimiz aşağıdakilerden hangisiyle ünlüdür? Ha. A. Sarımsak. B. Cep telefonu. C. Şemsiye. D. Saat. 10 saniyeniz başladı. 53. K5 hatırlıyor musunuz K5? Duyuyorlar bu arada oradan ya. Tabii kas 5. Bitti süre. Cevapları görelim. Hiçbiri bilemedi. Hepinizi atlayın diyormuş. Hayır. Evet. Hayır. Şakaydı ben çanayla hepsi bildi. Şaka bildiler. Abi beyler. Alo at. Kapat şunu Berkcan'ı atıyoruz. Kapat. Gel lan buraya. Hayırdır lan? Yakala. Ben bizim çaylak falan bilmiyorum senin. Oğlum. Ulan mikrofonu var. Bekle mikrofonu var. Onu... Mikrofonum var. Hepsini alırız biz. Sen rahat ol. Kaç. Batu neyse senin bir tane o zaman atlamamazlık hakkın olsun. Atlamamazlık. Adam zaten sırılsıklam oldu. Atlamamazlık. Bizim Berkcan'ı atmamız lazım şu an. Ama daha da havuza atlıyorlar. Ya bir şey diyeceğim, atlamamazlık hakkın var artık. ne gidelim? Hayır, çok teşekkürler. Çok bilgilisini anladık ama çok sağ ol. Zeynep ayıp etsin diyorlar sana şu an. Zeynep dedi mi? Zeynep bilemedi demedi mi? Hepsi yanlış diye bağırdı. Şaka yapıyoruz. Ben ne bileyim demedim. Öteki akıllı çıktı ama kaçtı bak o. Hakkını aradı. Bir de sıradan hepsini atacaktı. Neyse yakaladık yani. Bizim su şaka yapmıyorum. Lütfen. Neyse okey. Neyse yani. Tamam çok güzel. Bunları şeyde hatırlayın arkadaşlar. Pazartesi günü kalan arkadaşlarımız bum ünlülerine karşı yarışacak. Bu hareketleri unutmayın diyorum sadece evet, ve bir sonraki soruya geçiyorum. Aybikeciğim benim sana nasıl güzel davrandığımı unutmazsın sanırım. Bir şey şimdi soracağım. Arkadaşlar. Yarınız yok olacak ya. Yarın. Hangileri kalacağını zannediyor? Bir el kaldırabilir mi yarına? Hepiniz kaldırın. Hepiniz görelim. Kaldırın. Hepsi kaldıracak herhalde. Kaldırın, hepiniz kaldırın. Evet, tabii. Yani. Batu evet kardeşim, herhalde. Bence şu anda şok yaşıyor. Batu bizimle de yılsın diyor. Şimdi devam ediyorum yarışmaya. Size de soracağım bu soruyu bu arada. Size de soracağım. Düşünün yani. Bugün LGS anısına bu güzel soruyla karşı karşıyayız. Ben de merakla okuyorum. Buradan LGS'ye girenlere tekrar selam olsun. İyi dinleyin. Serkan'ın fındıklarının 3 katının 8 eksiği 88'dir. Serkan'ın kaç fındığı vardır? 10 saniyenin başlıyor. Bir dakika dur bir ama bir daha bir yavaş oku. 3 katının 8 eksiği 88'dir. Oo tıpçı aldı. Serkan'ın fındıkları diye. 10 saniyeleri de manidar geldi bana. Şık yok mu şık? Şık yok mu? Kalem verelim sana. Var evet, mı orada fazla çok güzel kalem? Soru. Sınavdan şık çıkan canavarlar doğru cevap veriyor. Şık verme ya. Şıkları okuyun. Şık verme. Şık verme ya buna. Şık verme ya. Tamam. Orantısız güç. Bence de. Orantısız güç.
Karşı mahalledeki ineği vurdu. 5 saniye bitti. Süt vermeyecek artık o. Işıkları vereceğim, vermeyeceğim mi? Vermedim artık, verme. Yaptılar. Yaptınız değil mi? Ben nasıl söyleyeceğim? Tamam, okey. Size soruyu tekrar soruyorum. Bu benim hatam oldu, kusura bakmayın. Affınıza sunuyorum. Tekrar söyleyeyim, Serkan'ın fındıkları konumuzda. Serkan'ın fındıkları. 3 katının 8 eksiği 88'dir. Oğlum, şıkları veriyorum. A 21, B 44, C 52, D 32. 10 saniyeniz başladı. Canavar onlar sınavdan çıktı. Batu'nun kalem yazmıyor. Serkan'ın fındıkları. Aslında vardı o. Bana dışarı attı. Bir tane arkadaşına onu mu attın? Ya ama attı. Attı. Yan bahçeye gidip alabilirler yani. Bunu büyütmeyelim. İneğin altında arkadaşlar. İneğin altında. Yok, evet, ortalığını atmış belki yan ediyoruz. Tarafa. İşte, bravo, paylaşın. İşte Ramadan hoş görüşürüz. Tamam, süreniz bitti. Abi gamerların altın kuralı bu. Onun su geçirmemesi lazım. Arkası da mı yazmıyor? Ha. Öbür kalem. Tamam, paylaşın oğlum. Aynen, o kalemi beraber kullanın. Olur mu? Ya para yok, idare edin işte. Ne oluyor lan? Oğlum ne yapıyorsun Berkcan ya? Ne oluyor? Özür dilerim. Biri kuyuya düştü. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen gidip oturur musun? Okey. Evet, ya jürimizi masasına alayım tekrar lütfen. Dördüncü soru. Ne yaptın ama? Arkadaşlar, dördüncü sorunun cevaplarını görelim. Şimdi o kuyudan su çekelim. İnanılmaz. Ne içeceğiz lan biz? Hepsi doğru cevap verdi. Yerimizde evet, oturmaya devam edelim. Tebrik ediyorum çocuklar. İkinci sorunun cevabını yazdık mı hocam? Yasin, sende niye yok? Yetiştiremedim hocam. Kartın nerede yazdın? Az önce hepsi doğru bilmedim ya. Tamam. Ben atlamaya tamam, hazırım tamam, şu an ya. Tamam, bir şey. Allah Allah. Evet, şimdi biraz böyle ufaktan coğrafyaya doğru geçiyorum. Hocam Yasin'i niye atmadınız? Kimse niye atmıyor ben? Bilememiş. Ya birine, bileni atıyoruz, bilmeyeni atmıyoruz. Hadi Berkcan sen orada çok oturdun. Berkcan attı. Kendi cellat. Mikrofonu var. Yasin'in hoşuna gitti sanırım havuza girmek. Yoksa hani böyle çok matematik yapamayacak bir çocuğa benzemiyor bir yandan. Kesişimi hissettim. Evet, hissettim. Şimdi atarsınız belki Yasin'e bir çentik. Tebrikler Yasin. Sen bu arada bir şey söyleyeceğim, hani soruları bilebilirsin, sonra da havuza girebilirsin. Havuz burada biliyorsun. Ben suda bilsem o konseptin ağacı. Soruları. Şeyden havuzlanacak havuzcu. Daha iyi bence. Tamam, geçelim yerlerimize. Kartlarımızı alalım. Ama da inadınız kapattı ha. What up bro? Yasin'cim evet, yerimize geçelim kartımızla. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Ufaktan dediğimiz gibi coğrafya sularında gezelim biraz. In front of us. Aşağıdaki denizlerden hangisi en küçüktür? A. Akdeniz, B. Marmara, C. Ege, D. Karadeniz. Tabii ki Atlas Okyanusu. Atlas Okyanusu. A. Akdeniz, B. Marmara, C. Ege, D. Karadeniz. Son 4. Bu arada chat %95 doğru biliyor bütün soruları. Bitti. Chat akıyordur ya. Chat cevapları görelim. Google soru cevapları görelim. Abi P mi o? Siz paylaştığınız için mi bu kadar gecikiyorsunuz? Okey. Herkes doğru yapmış. Tamam. Doğru yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Size yine bir alkış. Yani bir zahmet Marmara'yı da bilin diye düşünüyorum. Yani. Birazdan sorular zorlaşacak, o yüzden buraları Akdeniz artık şeyiz yani. P miydi gördüğünüz şey? Okey. P'ydi de işte. P'ydi abi. Kalem yetmemiş. Sizden bilemeyen olmamıştır. Chat'te zaten %95 bilmiştir. Devam ediyorum o yüzden. Altıncı sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hazırsanız gerçekten koçunuz 10 saniye dediği zaman o kalemleri bırakmanız aynen lazım. Abi. Siz daha hızlı düşüneceksiniz öyle yardımlaştığınız için. 10 saniyede bitecek, o kartlar bir daha dokunulmayacak. Bir grup inek. Kalem fazla yok mu? Soralım. Arzu abla başka kalem var mı? Hemen bakıyor Arzu abla sizin için. Ama bu arada zaten bu sorular için 10 saniyeye ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Şıkları dinlerseniz biraz hani bunlar basit, daha bundan sonra başka sorular geliyor. Öyle düşünün. Bunlar ısındırma turları. 6. sorumuz. Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir? A. Çince, B. İngilizce, C. İspanyolca, D. Rusça. Başladı. Başladı. Adam mı attı? Adam mı? Evet abi, adam attı. Bitti. Aşkın dili, aşkın dili. Görelim cevapları.
Cevapları görelim. Bu da hatalı olan olacak. Yasin Bey cevapları görelim. Bir saniye. Bir saniye. Bütün ben komple hakem masasını bu tarafa doğru alabilir miyim? Böyle bir gelin ya bize doğru. Bir gelin. Selamünaleyküm. Bu arada bir tek dur yanlışlık olmasın. Yanlış var çünkü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika ben bir farkındayım. Efe sen it. Bir saniye. Farkındayım. Sıkıntı yok. Orada 3 tane cengaver yeterli. Farkındayım. Ben bir kere bu kartlarınızı açınca öyle tutabilir misiniz? Çok teşekkürler. Ünlülerimiz burada mı? Şu tarafa doğru orada. Gidip bir kendinize birini seçin. Ben size doğru mu yanlış mı diyeceğim. Efe Bey sizi de alalım. Ben Yunus de geleyim Bey, mi? Sizi de alalım. Gelin lazım gelin mı? İnsan gücüm o lazım. O kadar var mı yanlış cevap? Senle şimdi şovlu yapacağız bu işi. Çok var. Siz önce birini seçin. Evet bakalım kimi seçeceğinizi atmak için. Abi bir şey söyleyeceğim. Elinde kalemle şeyle atmayın. Evet. Aynen kaleminizi bordunuzu bırakın. Ben biliyorum. Çıkar her şeyi. Ben biliyorum. Birilerini seçelim. Geçelim arkalarına. Kalemi bırakın. Halbuki yine aynı şey mi yapacağız? Bakayım evet, seni, eğer sen şimdi, sen eğer hatalı olan, ben ortanızda durayım şöyle. Bakıyor, bırak sen onu. Hazırız. Et kadışında herkese atıyoruz. Evet, bu arkadaşı Burak cevap, abi sana beraber vuruyor. Atalım. Cevap A Çin'de. Beraber. Yani, beraber. Konuları oraya ver. Vay be. Şimdi sen ne olaylı yapıyorsun? Sen, ha şöyle zıpla. Bu arada havuzu arkadaşlar. Ooo. Gel şöyle gel. Bak şimdi burayı bir izle. Bir dakika bekle. Önce şurası bir gitsin. Ay, bir şöyle hadi, alayım seni. Havada dans et. Ne güne bebeğim. Hayır, havaya doğru. Kıyım. Senin alışayım başlayalım. Aydık ile yine aynı şekilde Aydık ile istersen. Maşallah Yunus gibi. Evet. Kuzan koyacağım. İzeli sen mi atarsın? Yasin ben attım. O havuzda şov var, ters taklar falan. Şimdi bir dakika, Evrim'den bir şov geliyor sanırım. Ama bir şey söyleyeceğim Evrim, çok özür dilerim. Batu'yu atmıyoruz. Çünkü Batu'yu zaten Berkcan atmıştır. Peki bu sefer de... Yok bir dakika, bir dakika. Batu istiyor atlamak. Evrim hayır hayır, Evrim. Evrim, bir dakika. Ben Yasin'i atıyorum. Evrim. Evrim. Yasin'i atıyorum. Ben. Evrim. Ona olmaz ama. Bak. At at. Dur. Atıyor mu? At at. Aa, senin gezin. Yasin zaten. Yasin de oynuyor ya. Dur. Evet güzel. Vaktin de sesini burada var. Hadi çocuğum daha hızlı. Arada bir değişiklik böyle... mi yaptın? Bir daha mı vaktin? Özel bir dalın var mı? Serbest sırt üstü kelebek falan. Hangisi? Attım geldim ben. Buyurun hocam siz yeriniz alalım. Evet şimdi İzel'in havuzdaki gösterisini izliyoruz. İki, bir. Kurbağalamaymış. Zıpla. Evet. Oo, var ya, o ses, o ses sırt yanması demek. Bir güneş açtı en azından ya şansınıza. Cantu uçan tekmeyle atacaksın herhalde. Boşalsın. Cantu'dan uçan terli. Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir diye. Hadouken! Doğru cevabını bilen bir tek. Oo güzel kral. Çince doğru cevabı Etka bilir bir tek. Etka seni tebrik ediyorum. Etka dışındaki herkese çentik atmışız ya. Tabii ki. Çok özür dilerim. Etka. Ne yeme yani anladın mı? Etka adamdır. Estağfurullah koçum. Olur mu şey ya? Olur mu? Havuzda atarım yani. Yok oldu hepsi güzel. Abi yine etek çok güzeldi aynen. Soru neydi? O ısındık mı? Keyifler yerine gelmeye başladı. Birazdan çok hareket edeceksiniz sanki. Şeyi onu bekliyorum diye. Yalnız işte. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Havluyla durmayın. Güneş açtı zaten. Hemen her an düşebilecekmiş kamera gibi. Kamera çekememiş herhalde ya. Havuz başında durun. Olayı bizim. Kartlarımızı alalım. Kızlar. Farklı sıkıntılar var orada. Ne yavru oldu? Var mı fazladan? Şeyden rica edersek bence yardımcı olurlar. Şu an bizim ses gidiyor mu yayına? İki havlu getirir misin? Acayip bir ses görüntüsü oluyor. Güneş açtı. Çok da soğuk. Ben sabahleyin girdim arkadaşlar havuza. Öyle bir soğuk bir durum yok yani. Keza bu saç ondan böyle yani. Ablamızla. Şimdi soruları yavaş yavaş okumaya başlayacağım diyor. 7. sorudayız. 20'ye kadar yolumuz var. Sonra çok gir çık yapacaksınız gibi hissediyorum. 7. soruyla devam ediyorum sevgili jürim. Kızlar ya girdi ya. Çok pardon. Aman. Dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getiren şiir türüne ne denir? A. Pastoral. B. Didaktik. C. Satirik. D. Akrostiş. Süreniz başladı. Tebeşir atayım mı? Şey var. Hızlı hızlı yapalım bence beyaz biraz daha abi, orada. Beyaz.
Oğlum işte siliyor bir yandan kaleyi. Ne abi? Süre bitti. Çok şükürler. Cevapları göreyim. Da yok galiba işte. Abi sağ. Bir tanesi 2.D yapabilirdi ya, neyse. Şükür ettim. Hadi yine iyisiniz arkadaşlar. Biraz kurumak için vaktiniz olacak. 7. soruyu bildiler. Bakalım ama daha yani kolay sorular dedi evet, gerçekten. Evet. İlk 10 soru ısınma sorusu. Gelmek istiyorum. Evet, evet. Geliyoruz, az kaldı. Çok az kaldı. Zeynep Hanım sizdeyiz. Başlıyor. Efendim 8. sorunuz. Koçunuz havluları getirdi ama havlularla havuz başına durmamanızı rica edeceğim. Towel boy. Karaktersiz Berkcan Güven nerede? Sizden de ufak bir ricam var. Arzu abla yardımcı olmaya çalıştı ama bu oyuna yetişmeyecek herhalde. O kalemi paylaşacakmış gibi zamanınızı organize edin. Hadi size benden bir saniye daha fazla olsun. Vay. Rica ederim, ne demek. 8. sorudayız. Evet. Bunu da bence bilirsiniz, bu biraz kolay bir soru. Bu biraz sevgi dolu falan diye. Böyle kalpten bir soru geliyor size. Bir okuyabilirsem. Cevap oku, anladım ya. Seviyor sevmiyor denerek hangi çiçeğin yaprakları yolunur? Demet abla. Bence şık söyleme. Ne? Ya, ya söylemeyelim ya bence de. Bence söyleme. Şıklı bir soru olduğu için. Şıklı şey yapıyoruz ya. Sen şıklı demem. Demet abla. Abi bilmiyor ya. Abi nasıl bilmezsiniz ya? A. Erguvan. B. Papatya. C. Lale. D. Sümbül. Başladı. Çok... Bitti. Önden başlayanlar var bak, şıklayan evet. Papatya. Çok evet, mu yoldunuz arkadaşlar papatyaları? O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Ben iki tane yarışmacının hala sanki kendilerine güvenden mi yoksa üşüdükleri için bilmiyorum ama havlularla durmayın. Bak arkadaşlarınız havluyla durmuyor şimdi, şey olmasın, kayırmamış olalım siz, olmaz mı? Hmm, bu enteresan. 9. sorumuz geliyor arkadaşlar. Van Gölü Türkiye'nin en büyük nesidir? Tuzu. Aşağıdakilerden hangisi ünlü bir müzik grubunun adıdır? Heh. A. 500T. Yeni bir indie grup mu? Olabilir. B. 98B. C. U2. D. A4. Süreniz başladı. Sarkoy Özkan niye yok ya? Duymayanlar var ama. Tekrar mı şık isterseniz? A 500T. B 98B. Yok abi. C YouTube. D A4. C YouTube muymuş? YouTube. 3. 2. Aldın mı? Ha. 95 kartel direkt gelir sana. 500T sever misiniz bu arada, yeni albüm yeni çıkmıştı. Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi grup. Çok iyi, çok iyi, efsane grup. Cevapları görelim. Muhafizci başımız diyor. Başkası muhafiz etmek isterse eğer onu alabilirsiniz. Siz bayağı 500T kaynaştınız. Şuradan Aybike bir tık daha. Aybike. A4 desem öyle demezdiniz. Bak o benim ama benim şeyim. Ama çeldirici bence. Yani insan aklı kayıyor çünkü. Gibi biraz abi. A4 böyle 4 yakışıklı gencin bir araya gelip oluşturduğu bir İngiliz. Dansları falan var onların, böyle koreografisini evet. Yapıyor. Bu arada biz bunu ciddi bir konuşmamız lazım kendi aramızda. Niye bir boy band kurmuyoruz mesela? Bence kurulabilir aslında. Ülkemizin bu kadar yakışıklı bir eksiği var. Boy band konuşuyor. Benim boyum yok. Cantu bir şey soracağım. Bu soruya mesela chatte ne diyorlar? Herhalde chatte mi yapıyorlar? Acı çekecek, yavaş yavaş çıkıyor. Aziz Allah diyorlar. tabii ki evet, bildi daha... herkes yani. Ya. Vaftiz oldu sevgili abin. Bak cevapları yazsınlar. Zorlaşsın biraz. Aksiyon. Konsept olarak bize çoktan seçmeli LGS özel bölümü yaptığımız için peki. Çoktan seçmeye geldi. Ama sorayım Arzu abi, bir de bir şey söyleyeceğim bak. İlk 10 sorumuz kolay. Şimdikiler geliyor. Burada şıka ihtiyaçları var ki sallayabilecek yerleri olsun hani. Hala sallıyorum. Kim cevap ver doğru yanlışını bilmeyecek arkadan gidiyorsun. Yanlış olanı bak vuracağız abi. Şimdi Arzu abayla da konuştum. Biraz nasıl önce iki kere anonsunu yaptım. Üçüncü kez yapıyorum. Nogger çaylakları dörde inecek. Dört kişi eğlenecek. Bu iki gün içerisindeki yapılacak dört yarışma bu elemede çok ciddi katkı sağlıyor. Çünkü artık sadece chat oylaması değil, birbirinize vereceğiniz puanlar, buradan toplayacağınız puanlar ve chat oylamasını biz göz önünde bulunduracağız. Dolayısıyla o da diyor ki, yolda kuralları değiştirmeyelim, bu şekilde kurguladık. Zor olsun diyor, çaylaklarımız hak etsinler diyor. Öyle bir şey demiyor, onu da ben kattım bu arada. Arzal Bey'den altında bırakmayayım.
Şimdi son kolay sorunuz geliyor arkadaşlar. Ondan sonra işler biraz kızışacak. 10. soru. Tokyo nerenin başkentidir? A. Çin. B. Tayland. C. Hindistan. D. Japonya. Tokyo nerenin başkenti? Ben deyince gösterebilirsiniz. Onu gösterince de öyle tutabilirsiniz. Mesela çok güzel olur konsept olarak. Hadi gösterin abi çok. Evet açalım, açalım. 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 Orada ne yazıyor? Ne yazıyor bak. Doğru. Islaklık. Bende mi? Aybike şuraya şöyle açalım. Bakın cevapları açtığınızda şöyle gösterin. İzleyicilerimiz görebilsin böylece. D yazıyor. Ben ama biraz önce şey rica etmişim. Ara harfler yazmayın. A da olabilir ya da o benim körlüğüm mü? Karamsa. Tamam D. Okey hadi iyisiniz tamam. Şimdi zor sorular geliyor. Temizleyin bir hazırlanın. Burası kolaydı burada sizin de bilmediğiniz bir şey yoktu herhalde. Yok hepsini ben bildim. İlk soru hariç. İlkini de sordum çünkü bayağı. Onun da hepsini bildim. Hazır mıyız? Kalemimiz de geldi artık. Cevaplarınızı yazıyorsunuz. 10 saniye sonra açıp burada tutuyorsunuz. Ne? Görüşecekler de. Attım. 11. soru geliyor arkadaşlar. Galatasaray'ın ilk renkleri nedir? Bu neydi lan? A. Kırmızı beyaz. B. Kırmızı siyah. C. Sarı siyah. D. Sarı beyaz. 10 saniyeniz başladı. Burada ben bu sorunun cevabını biliyorum diyen var mı? Heh. Ben sallarım. Zaten o. Süreniz bitti. Kapatın. Kendine güvenen var mı bu soruyla ilgili? Yok ben fenerliyim. Ben de fenerliyim. Ne alakası var? Batu güveniyor boş. Cevapları açalım. Tut ve tutalım. Aa, o mevzu var gelin bakalım. Seninkini Aybike B mi o? D yine. D mi yine? D. Tüh ben falan diyormuş. Şimdi ben, bir dakika şöyle yapalım. Ben vereyim mi cevabı? Kimler havuza atmak ister? Abi, var mı gönüllü? Vereyim mi cevabı? Abi havuza atmak isteyen gönüllü ben ünlü şeye istiyorum. Bir şeye bakacağım ona göre geleceğim. Cevabına baktın şimdi. Evet ben geliyorum. Bir dakika bir dakika hemen arkasına gitme ama bakıp şimdi belli olmasın. Ben vereyim geç, mi cevabı? Geç sen git birini seç. Cevabı sen vermeden önce biraz gerilsinler çünkü orada bayağı şey var. Başka birilerine daha ihtiyacım var ya orası bayağı döküldü çünkü yani lütfen. Bayağı gelin gelin. Satıp olsan hiç kimseyi atmadın ya. Abi bir dakika bir bana da göstersenize. Bakayım nasıl atmadım ben cevabı. Git git gidin ya valla. Ama ben de sen de gel Yunus abi sen de gel. Burak abi cevabı vereceğim. Burak abi oradan doğruyu söyleyecek sonra biz o doğruyla beraber herkes alacağız. Sen bana Yunus abi deyince bir yabancılaşıyorum. Çok özür dilerim Yunus Bey. Yok. Yunus Bey diyor hemen ciddileşti. Ben öyle herkes abi. Bravo evet. Lütfen hani mesafeni bil Zeynep. Galatasaray olarak Yunus Bey. Yunus Bey amca. Çok güzel. Niye paylaştınız mı cevap? Siz hani Yunus abiyle birdiniz diyor. Biz öyle bir döndük. Canım karı koca izliği her şeyde. Doğru. Siyam ikizi değil. O zaman arkadaşlar doğru cevabı söylüyorum. Yani çaylaklardan Batu hariç herkes sallayabilirsiniz. Doğru cevap A kırmızı beyaz. Bu sefer Aybike'cim istersen sen kenarlarsın. Hadi sen. Aybike'nin töreni başlasın. Haydi. Birisi daha gidiyor. Ne ne? Kafayı çarpma. Yavaş ayak. Gel Aybike gel. Çok uzağa gitme evet. Çok iyiydi. Oğlum herif havuza atlamadı ki yere atladı. Evet ben aslında. Yere atladı. Bileğin iyi mi? Öyle bir headshot. Bileğin çarpmadı. Çok iyiydi abi. Şu anda silahı. Çok iyiydi o. Ördüm et ya. Bak bunu tutunarak gel. Mafya. Ya ben biliyorum da arada bir sonra. Efka. Güzel ben diyorum sabahleyin şey yaptım. Dondum. Arkaya bir kim o? Efka bıyıkları iyi mi? Çarptı biraz. Çok küçük. Hayır, adam daha gidiyor ya. Hani al işte bak orada. Adam betondan betona. Kral. Kral. Ooo esiyor. Helal lan sana Batu. Şey diyor anlatıyor bir de açıklıyor. Milli takım istediği için diyor Türk bayrağı evet. Renklerini saldılar falan gibisinden böyle. Evet, bence bir şey söyleyeceğim. Gereksiz yere kullanıyorsunuz. Şimdi sorular zorlaştığı için çok girip çıkacaksınız. O havlular kenarda dursun. Kartlarımızı alalım. Bu güzel yaz gününü havuzda geçirelim arkadaşlar. Haydi. On ikinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Artık zorlardayız. Hazırsanız başlıyorum. Krizantem çiçeğinin diğer adı nedir? Ne? Krizantem. Krizantem çiçeğinin diğer adı nedir? Şıklar geliyor. A. Nilüfer.
B zambak. C karanfil. Fil var fil. D kasımpatı. Süreniz başladı. Tam bildiğim şakanı. Botanik çok uzak oldu. İlk çiçeğin adı neydi? Onları dinleyin. Yok, A nilüfer, B zambak, C karanfil, D kasımpatı. Ya sen girmek istiyorsun zaten suya. Hepimiz biliyoruz bunu. Lütfen en azından oyun yapmayalım. Bitti herhalde süreleri 10 saniye. Arkadaşlar, kartlarınızı izleyicilere gösterin. 10 sende 2 tane yazıyor lan. D, 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 B, B, D. O ne lan? Ortada tamam, iki... Ne abi? Şöyle silmeye çalışıyorum. Okey, orta... Çok güzel. Şöyle yapalım. Atmak isteyen var mı? Doyamayan. Ben atmak istiyorum. Ama şey var yani, atmak isteyebileceğiniz insanlar da var. Bir attınız bitti değil mi? Okey. Kendileri mi atlasın? Abi. Nasıl yapalım? Ya bence atlasınlar. Yoksa, abi ya. Ama canlı. Size de yazık onlara da. Biraz salıyoruz bir de ya. Öğrenciler. İyi peki. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Atlasınlar. Şu... Doğru cevabınızı söylüyorum. D kasımpatı. B'leri ben havuza alayım. Bir dakika dur şimdi. Bekle. D'ler hangileri? Ben. Abi kasımpatı. B'leri havuza alıyorum. Yanlış olan. Bayburt. B'leri havuza alıyorum. Yanlış. Doğru cevap D krizantem. Bir tutsunlar da yazayım hemen. Doğru. Ya illet anladım ben. Ben. Bence eleme bu akşam. Etka yanlış değil mi? Doğru. Krizantemin diğer adı kasımpatı. İki tane mi yanlış var? D kasımpatı evet. O zaman benim artık sürçül insan olmuştu. Çok pardon. Ben gözüküyorum. Adı ne ya? Gözüm işte. Dallal olur. Ayağın yeri değil. Çok güzel. Bir kanal özel soru gelmiş ya. Bakayım ya. Yok ya. İyi de ama. Ne oldu? Öyle mi var? Tamam. Şey yok gözlüğü. Güzel kopya çekiliyorlar ama var mı? Tamam. Tamam. Evde bıraktım. Güzel kopya çekiliyor. Çek de bak. Görebilen var mı? Ben tekrar gidecek geldim. Kopya çekiliyor. Evet tahtalarımızı alalım. Yerlerimize geçelim. Temizlik yapacaksanız yapın. Bilmiyorum. Şimdi çok sevgili koçunuzun anısına buradan tatlı bir soru var. Çadır. Bunu bilmeyeni Doğukan, şey Doğukan kim o? Doğukan? Bilmiyorum. Tuğkan koruma altına almayacakmış. Şunu olmazsa bir müdahale olacak şuna. Buradan. Kim? Şöyle chatimizde böyle bir yorum var ama troll mü bilmiyorum. Ne o? Bir saniye. Vara mı gidiyoruz? Vara gidiyor. Vara gidelim mi? Vara ama bizim... Aşağı o muhabbeti yapmaz ki ama şöyle zaten hani Tuğkan da chat'i takip ettiği için kendi takımıyla alakalı bu yorumları bakıp tahminimce sonra bardan izlersin. Sonra konuşuruz. Aynen gerekiyorsa eğer oyundan sonra da onun değerlendirmesi yapılır. Ama çünkü chat'i dinliyoruz da şu an yarışmaya devam edelim ki... Az kaldı. Tatlı güzel sorularımız var. 13. sorudayız. 13. Aşağıdakilerden hangisi memeli bir hayvan değildir? Memeli hayvan değildir. A. Fil. B. Örümcek. C. Kunduz. D. Yarasa. Süreniz başladı. Hangisi memeli değildir? Fil, yarasa, kunduz, örümcek. 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 Ama sıralaması öyle değil. Mesela. Evet, bravo. Aynen. O zaman doğrusu hangisiyse onu direkt yazın. Yazmıyor. Ben şıkkı olurdu direkt yazdım. Çok doğru abi. Süreniz bitti. Kalem yazmıyor ki. Örüm kaldı benim. Kalemleri ısla... Tahtayı ıslatıyor ondan saçlarından damlıyor tahtaya. Ekipten bir... Tamam, prodüksiyon bize bir havlu peçeteyle ilgili yardımcı olabilir mi diyecek bir varmış. Tamam. Şöyle aynen edelim. Abi o yüzden. Yani tahtadan değil o kalem ıslanıyor. Hiçbir şey yazamıyorsanız kağıt peçeteyi yazın. İstek parça olarak jüriye gönderin ondan sonra mesela olabilir neden olmasın. Arkadaşlar sorumuz aşağıdakilerden hangisi memeli bir hayvan değildirdi? Şıklarımızı hatırlatıyorum size. A. Fil. B. Örümcek. C. Kunduz. D. Yarasa. Heyecan olsa ben atabilir miyim? Herkes mi? Kartlarınızı gösterin izleyicilere.
Yoktur herhalde memesi ya. Ölüm diye kaldı. Sen ölüm yazdın sanırım. Ölüm memeli bir hayvan değildir. Ben gerçek valla. Valla tebrik ederim hepinizi. Hepiniz doğru bildiniz arkadaşlar. Kendinizi tebrik edin. Temizleyin, kurulayın, kalemleriniz hazır olsun. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Nasıl zorlar biraz daha şey değil mi ondan evet, sonra? Evet, vites arttırıldı. Hissettik. Çok kolaydı. Onu hissettik. Ben kopyaladım. Ya bilene her soru. O zaman bir sonraki sorudan gireyim. Bence bu soruda Batu şey olabilir hani.